Yeni videoya da merhaba arkadaşlar. Ben Berfin. YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Eğer beni ilk kez izliyorsanız daha önce yaklaşık 20-21 kiloyu nasıl verdiğimi size başka videolarda anlatmıştım. Bu videoda ise başlıkta görmüş olduğunuz üzere bu kiloyu nasıl koruduğumdan bahsedeceğim. Çünkü bence kilo vermekten daha önemlisi verdiğiniz kiloları geri almamak. Şimdi ilk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Eğer yaptığınız şey yani kilo verme sürecinizin adını diyet olarak adlandırırsanız kafanızda şöyle bir soru oluşabilir. Nasıl yani? Ben ömrüm boyunca hep diyet mi yapacağım? Ama eğer kilo verme sürecinizi sağlıklı yaşama geçiş, ben sağlıklı yaşamak istiyorum diye adlandırırsanız o noktada birazcık daha yeme şartlarınızı genişletebilirsiniz. Biraz daha kendinizi esnetebilir ve rahat olabilirsiniz. Peki ben ne yapıyorum? Birazcık bundan bahsedeceğim. Size daha önce de söylemiştim diğer videolarımda. Ben zayıflama sürecimde pilav, makarna, fast food, şeker, paketli gıdalar gerçekten neredeyse tüketmiyordum diyebilirim. Yani ayda yılda bir bile denmeyecek şekilde az tüketiyordum. Ve hani şöyle düşünün, belki pilavdan şöyle bir çatal almak şeklinde tüketiyordum. Ama bunun sebebi aslında kendimi asla ben onu yiyemem diye kısıtladığımdan değil. Bir kere yersem canımın daha çok çekeceği içimde. Ve zayıflama sürecimde dediğim gibi hiçbir şekilde paketli gıda, şekerli gıda, fast food ve karbonhidrat tüketmemeye çalıştım. Fakat kilo verme sürecim artık bitti ve eğer şu anda karbonhidrat tüketmezsem veya işte kendi zayıflama düzenimin dışında davranmazsam bu sefer kilo vermeye tekrardan devam edebilirim. O yüzden artık karbonhidratla proteini eşit olarak tüketmeyi doğru buluyorum kendim için ve bu şekilde kilomu koruyorum. Tam olarak daha anlaşılır bir şekilde anlatacağım şimdi. Mesela şu an daha önce hiç pilav, makarna yemezken şu an mesela makarna yine çok tüketmiyorum çünkü makarna benim için pilavdan da sağlıksız bir şey, belki aynıdır bilmiyorum ama makarna şu an yine tüketmiyorum. Bazen sebzeli makarna böyle bir kaşık yiyorum ama makarna haricinde mesela şu an yemeklerimin yanında böyle bir iki tahta kaşık, yemek yaptığınız kaşık gibi düşünün, pirinç pilavı, bulgur pilavı gibi şeyler tüketiyorum. Çünkü diyetisyenlere göre, yani en azından ben bir yazı okumuştum internette, benim okuduğum diyetisyene göre, şu an adını hatırlamıyorum, kilonuz tam olarak bir senede oturuyor. Yani bu bir sene içerisinde kilonuzu korumanız çok önemli. Kilo verme sürecinde ne kadar hızlı kilo verirseniz kilo almanız da o kadar hızlı olabiliyor. O yüzden bu bir sene, yani ilk bir sene kilonuzu korumanız çok önemli. Benim yaptığım araştırmalar doğrultusuna gidersem normalde zayıflama döneminde karbonhidrat açıkçası kilo verme sürecinde kötü bir şey olduğu için karbonhidrat tüketmemeye özen gösteriyordum. Ama bu sefer kilo koruma dönemimde dediğim gibi kendi araştırdığım makaleye, diyetisyenin makalesine göre karbonhidratla proteini denk getirmeye çalışıyorum. Çünkü eğer ki miktarı, karbonhidrat miktarını azaltırsam hala kilo vermeye devam ederim. Fakat bunları eşit tuttuğumda kilomu korumuş oluyorum ve ekstradan da açıkçası kendi yediğim düzeni genişletmiş oluyorum. Daha önce hiç pilav, makarna da diyebilirim. Pilav, makarna veya fast food yemezken artık canım çektiğinde yiyorum. Şimdi hepimizin belki de en böyle zayıf noktası olan tatlıdan bahsetmek istiyorum birazcık. Ben zayıflama döneminde dediğim gibi neredeyse tatlı yemiyordum. Çünkü daha önceden çok fazla tatlı yiyordum ve ondan böyle birazcık baksam sanki her şey bozulacak gibi geliyordu. Ama genelde böyle işte annem falan yerken tatlı bir çatal alıp hemen o ortamdan uzaklaşıyordum. Ama artık işte o kilomu verdim. Kendimi dediğim gibi birazcık genişletiyorum. Artık ne yapıyorum? Birazcık bundan bahsedelim. Çünkü tatlı konusu bence hepimiz için çok önemli. Tatlı olarak genelde gerçekten canım tatlı çektiğinde gün içerisinde birazcık hafif yemek yemeye dikkat ediyorum. Yani gün içerisinde birazcık böyle sebze yemeği yemek istiyorum eğer canım tatlı çekiyorsa o gün. Ve genelde sütlü tatlılar tercih ediyorum. Şerbetli tatlılar açıkçası benim mideme oturuyor. Eskiden çok yerdim, çok güzel yerdim. Ama artık benim midemi rahatsız ediyor. O yüzden genelde sütlü tatlılar tercih ediyorum. Fakat ben çikolata aşığı bir insanım gerçekten. Eğer ki canım çok çekiyorsa o zaman gerçekten çok sevdiğim bir tatlıdan yana kullanıyorum hakkımı. Yani böyle benim için bir çikolata yiyeyim, tatlı isteğim geçsin değil açıkçası. Bir güzelce tatlımı yiyeyim, benim tatlı isteğimi bitirsin ve ondan sonra gidip dolapları tırtıklamayayım. Tabi bunu ne sıklıkla yapıyorsun diye sorabilirsiniz. Bu belki 2 haftada bir, belki haftada bir. Yani tatlı yemiyorum, tatlı yemeyeceğim gibi bir şey yok. Canınız ne çekiyorsa onu yiyebilirsiniz. Fakat siz kendi vücudunuzu tanımalısınız. O gün belki bir tık daha hafif yiyebilirsiniz. Belki sonraki gün daha fazla su tüketimi yaparak bunu dengeleyebilirsiniz. Yani bir şekilde bunu aslında dengelerseniz hiçbir sorun oluşturmayacak sizin için. Aslında kendimizi kısmak daha yanlış. Çünkü siz kilo verme döneminde kendinizi yeterince kıstınız. Artık
birazcık daha sağlıklı yaşam çerçevesinde biraz daha kendinizi genişletebilirsiniz. Mesela bazen normal tatlı yiyorum ama bazen de tatlı ihtiyacımı kendime fit tatlılar yaparak karşılıyorum. Her zaman şekerli şeyler tüketmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi mesela ben diyet yaptığımı düşünmüyorum. Ben sağlıklı yaşama geçtim. Daha fazla karbonhidrattan kıstım. Daha fazla hayatıma sebzeyi, işte kuru fasulyedir bilmem nedir ya da sebzelerden ıspanaklardır. Daha fazla hayatıma sağlıklı yiyeceklere soktum. Bu yüzden benim için diyet değil her zaman sağlıklı yaşama geçiş oldu. Bu nedenle de açıkçası fit tatlılar yapmaktan hoşlanıyorum. Videom var fit tatlı yaptım. Ona da bakabilirsiniz, gözden geçirebilirsiniz. Gerçekten bazı fit tatlılar eğer gerçekten güzelse çok güzel olabiliyor tatları. Ama işte bazıları gerçekten kötü oluyor. Evet, bir diğer konumuz belki de yine can alıcı bir nokta. McDonald's, Burger King veya çeşitli hamburger yapan restoranlar, kafeler. Hiç hamburger yiyor musun diye DM'den bana mesaj atan olmuştu. Tabii ki de yiyorum. Fakat açıkçası dediğim gibi kendimi çok iyi dengelediğimi düşünüyorum. Kilo korumamı çok iyi yaptığımı düşünüyorum ve iyi beslendiğimi de düşündüğüm için hiçbir şekilde bana negatif olarak dönmüyor. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Hamburger beni gerçekten anlık doyuruyor. Belki siz de öyledir. Çünkü bu tarz fast food gıdalar uzun süreli tokluk sağlamıyor. Hamburger beni maksimum 1-2 saat tok tutarken bir yediğim sebze yemeği beni çok uzun süre tok tutuyor. O yüzden hamburgeri çok tercih eder misin derseniz çok severim ama çok tercih etmemeye çalışıyorum. Fakat hiç yiyor musun diye soranlar için cevap veriyorum. Yiyorum. Bunu nasıl dengeliyorum? Dediğim gibi bir sonraki gün çok fazla su içiyorum. Daha düzgün besleniyorum. O gün kendime başka bir ödül tanımıyorum. Bundan bir önceki gün kendime onu yemeyi aslında yine su içerek hazırlıyorum. Ve bir şekilde hamburger yememi dengeliyorum. Bu bana negatif olarak dönmüyor. Kilo almıyorum çünkü bu bir hani kendinizi genişletmek. Siz yasaklar içerisinde ömrünüzü sürdüremezsiniz sonuç olarak. Çok güzel kilolar vermişsiniz. Tek istediğiniz bunu korumak fakat kendinizi de maksimum derecede kısarak yapamazsınız. Tabii ki de canınızın çektiği şeyleri gerekli yerde, gerekli şekilde yemenizde hiçbir problem yok. Ama mesela benim şöyle bir yapım var. Genelde böyle arkadaşlarımla bir yere gittiğimde onlar tatlı söylediğinde falan ya işte saçmalama yesene Berfin falan filan diye üstüme çok fazla mesela baskı yapılıyor. Açıkçası ben böyle bir yerde oturup tatlı yeme şeyim yok. Yani ben eğer kendime öyle bir ödül vereceksem gerçekten çok güzel bir tatlı yemek isterim. Bu yüzden de hakkımı herhangi bir yerde otururken kahvemi içerken tatlıdan yana kullanmam. Çünkü sık yemek istemiyorum tatlıyı. Sağlıklı beslenme hayatını tercih ettiğim için. Bu ne demek? Minimum seviyede yiyerek daha kaliteli, daha böyle iyi, meşhur yerlerin tatlısını tercih ediyorum. Hem böyle beni güzel hissettiriyor hem de yedikten sonra aa kötüymüş diye bir moda girmiyorum. Çünkü zaten kendim buluyorum, kendim araştırıyorum tatlı yediğim yerleri. Yani aslında kilo koruma sürecine böyle çok kötü, çok korkunç, çok zor gibi bir gözle bakmamak lazım. Aslında çok kolay bir süreç. Çünkü siz kendi vücudunuzu tanıyorsunuz. Zaten yeterince kilo vermişsiniz. Kendinizi esnetmeniz gerekiyor. Bunda hiç problem yok. Yemek istediğiniz şeyleri yiyebilirsiniz. Fakat hani sık yiyip ya tekrar o kiloları alırım korkusuyla değil, az böyle daha işte ara ara yiyip gerçekten onun keyfini çıkararak yemek lazım. Ben bu şekilde düşünüyorum dediğim gibi. Çünkü insanlarda kilo alma korkusu oluyor. Bunu çok iyi anlıyorum. Kendimden de biliyorum. Bu yüzden empati kurabiliyorum. Fakat dediğim gibi kendinizi sıkmadan, kendinizi boğmadan o süreçten geçtiğiniz ve işte artık kendinize daha iyi hissettiğinizi düşünerek kendinizi motive etmeniz lazım. O kiloyu tekrar almamak için kendi yaşam, kendi işte sağlıklı beslenmenizden bozmayıp sadece ara ara kendinize ödül vermeniz lazım. O yüzden bazı noktalarda mesela benim de çok üstüme geliyor. Yesene yesene neden yemiyorsun? Of Berfin çok zayıfsın artık tamam. Ama bu şekilde olmuyor. Ben canım istediği zaman zaten yiyorum o besini. Böyle her dakika, her noktada yersem tabii ki de eski kiloma geri dönerim. Bir diğer konumuz gazlı içecekler. Bana bu çok fazla sorulmuştu gerçekten. Gazlı içecek o zaman kilo verme sürecinde içtin mi ya da şu an içiyor musun diye. Bundan da birazcık bahsetmek istiyorum. Kilo verme sürecimde yine neredeyse içmedim diyebilirim. Çünkü gazlı içecekler gerçekten benim yani doyduğumu veya doymadığımı anlayamıyorum onları içtiğim zaman. Hem sağlıksız hem de gerçekten hepimiz biliyoruz. Karnımızı şişirdiği için açıkçası ben o sırada tok muyum, aç mıyım anlayamıyorum. Ve hani daha çok yiyorum veya işte yemiyorum beni içtiğim şey şişiriyor. Bu yüzden gazlı içecekleri çok tercih etmiyorum. Ben ayran falan da açıkçası çok içmeyen biriyim. Bu yüzden genelde soda veya su tercih ediyorum. Ama şu an mesela yine dediğim gibi işte içmeyi çok sevmediğim ve doğru bulmadığım için
Genelde bir kutu kolayı böyle annemle veya işte o sırada yanımda bir arkadaşım varsa onunla bölüşmeyi tercih ediyorum. Ve o bölüştüğümü bile bitiremiyorum diyebilirim. Şöyle bir su bardağı düşünün, şu kadar falan koyuyorum yemek yerken eğer ki canım çekiyorsa. Bazen böyle hava çünkü çok sıcak olduğunda falan insanın canı çekebiliyor. Fakat dediğim gibi ben bunu da minimum seviyede yapıyorum. Çünkü biz az önce ne dedik? Tabii ki de kendimizi genişleteceğiz. Fakat o sağlıklı yaşamdan da çıkmamaya çalışacağız. Yani ben bu şekilde kilomu koruyorum. O yüzden dediğim gibi yine yemeklerimin yanında çok canım çekmediyse soda veya suyu tercih ediyorum. Yine en kötü ayran vesaire gibi tercihler de yapabilirsiniz. Benim yine kendi tavsiyem aslında böyle küçük küçük çikolata yemekten veya gidip dolabı tırtıklamaktansa kendinizi zaten iyi bir şekilde kilo verdiğinizi düşünerek ara ara ödüllendirmeniz. Yani bunu aslında ödül de demez. Canınızın çektiğini yemeniz. Fakat kendinizi kontrol ederek kontrollü bir şekilde yemeniz daha doğru olacaktır. Ve bu şekilde kilonuzu da korumuş olacaksınız. Kendimize sıkmadan, boğmadan olduğumuz kiloda sabit kalacağız bu şekilde. Su içmeyi unutmayacağız. Belli bir şekilde günlük aktivitelerimizi yapacağız. Yürüyüş olsun ya da yapıyorsanız spor olsun. Normal yaşantınıza devam ederken sadece canınızın çektiğini yine küçük miktarda tüketmeniz ve kendinize böyle bir iyilik yapmanız. Bunları yaptığınız sürece de aslında birazcık paranoyayı engellemiş oluyoruz. Çünkü ilk kilo verdiğimde gerçekten bende çok fazla böyle korku vardı. Ya o kiloyu tekrar alırsam, yok yemeyeceğim, yok yapmayacağım. Artık bu şekilde değil yani kendime çoğu zaman ödüllendirme yani işte kendime canımın çektiğini yeme izni veriyorum. Çünkü aslında onu yemediğinde onun yerine birçok paketli gıda veya işte gördüğünüz bu çikolata çok küçük, bir tane biskrem alayım gibi şeyler düşünebiliyordum. Belki siz de böyle yapıyorsunuzdur. Aslında o küçük biskrem, işte ne bileyim tutkudur, odur budur. Bunlar çok daha kötü. Yani bunu yiyeceğinizde bir tane sütlü tatlı yemeniz bence sizi daha çok böyle tatmin edecektir. O yüzden benim düşüncem bu şekilde. Fakat dediğim gibi yine ilk başa gelirsek kilo vermekten daha zor kilonuzu korumak. Yani o yüzden bence bu aşama dediğim gibi ilk süreçten çok daha önemli. Hepimizin istediği aynı kiloda kalmak. O yüzden eğer siz de benim ne yaptığımı merak ediyorsanız benim söyleyeceklerim bu kadardı. Belki benimle aynı şekilde dediklerimi uygulayan vardır. Belki şu an bu videodan sonra uygulayacak olan vardır. O yüzden bunları anlatmak istedim. O zaman bugünlük videom bu kadar. Eğer kilo verme süreci hakkında başka şeyler de merak ediyorsanız yorum olarak yazabilirsiniz. Belki bir kilo verme hakkında soru cevap yaparız. Çünkü çok fazla soru var. Ama bu arada bir yandan da kilo verme sürecimi anlattığım videodan sonra çok fazla benim yaptığım diyet ya yani sağlıklı yaşam süreciyle ilgili bana geri dönüş yapan da var. Bu kadar kilo verdim diyen var. Daha önce şunları denemiştim olmamıştı diyen var. Motivasyon videomdan sonra işte çok motive oldum, tam bırakmıştım, tekrar başladım diyen var. O yüzden çok mutlu oluyorum. İnanılmaz mutlu oluyorum. Eğer dediğim gibi kilo verme süreciyle alakalı başka merak ettiğiniz şeyler varsa da buradan yazabilirsiniz, yoruma yazabilirsiniz. Instagram takip etmeyi unutmayın beni. Instagram'dan çok güzel sağlıklı tarifler veriyorum veya oradan da soru vesaire alıyorum. Bu şekilde bugünlük videom bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, çanı açmayı ve lütfen beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.